Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Şehir konuşmalarında Mayıs ve Haziran aylarını siyasete ayırdık yoğunlukla. Geçen haftalarda CHP milletvekilini çıkardık, İYİ Parti İl Başkanı çıkardık. Bugünkü misafirimiz ise şehir dışından Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım ben üniversiteyi Ankara'da okudum. O dönemden sizi yani uzaktan tanıyorum. Yani çok yakından taşımasak bile o dönemden sizi tanıyorum. İnşallah bugün sizinle yani Büyük Britanya niye ayrıldınız, Milli Yol niye kurdunuz, hedefleriniz nedir, bundan sonra neler yapmayı hedefliyorsunuz, hangi ittifakta yer alacaksınız, bu tür sorular sorayım istiyorum. Buyur. Öncelikle başkanım sizi tanıyarak. Evet, ben Remzi Çayır, Kahramanmaraş doğumluyum, 1959. Tabii şairlik de var o zaman. Şairlik değil de yazarlık var. Ben şiir yazmadım, hep nesir yazdım. Yani kısa hikayeler, roman, evet. Bir de denemelerim var. En son şu an Haziran'da Allah nasip ederse Panama yayınlarından Devletin Oğulları çıkıyor. Devletin Oğulları ilk kez Muhsin Yazıcıoğlu romanı çıkıyor. Hı. Ama Muhsin Yazıcıoğlu tek yok. Onun karşısına da bir dönem toplumda farklı kesimlerin isimlendirdi. Abdullah Çatlı var. Evet. Yeşil de vardır. Yeşil yok. Yok. Yeşiller yok. Yok onlar yok. Sadece iki kişi evet. Ekseninde devam ediyor. Mamak Mahpushanesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu. Biz dışarıda bizimle geçmişte beraber olmuş bir insan devlet adına, yani millet adına, devlet adına Ermeni çeteleriyle kavga eden Abdullah Çatlı veya eylem yapar Abdullah Çatlı. Ama onunla aynı işte dönem yaşamış. Bu sefer içeride olanlar işkence yapılıyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Devlet oğullarına işkence yapıyor durmadan. Devlet oğullarını yiyor durmadan bu ülkede. Onu anlatan bir öykü. Merakla bekliyoruz. Evet. Ya başkanım normal hani AK Parti'den, CHP'den, MHP Parti'den yani ayrılanlar parti grubu normal karşılıyoruz da ya Saadet'tir veya Büyük Birlik zaten hani %2 bir oyu var. Buradan hani bir ayrılıp parti kurmak bir sana biraz garip geliyor. Doğru. Demek bunda bir ilkesel durum mu var? Hani bir anlatayım. Niye ayrıldınız? Şimdi şöyle oluyor. Genellikle büyük işte %20, 30, 40, 10 puan alan toplumda oyu olanların ayrılması işte böyle matematiksel bakılarak ya ne var işte %3 onun 3'ünü alır, 15'in 5'ini alır. Pastanın bir pay alırız gibi hem de. İşte farkı şu. Biz pastaya bakmadık, paya da bakmadık. Biz ilkeler ve inançlar etrafında siyaset yapıyoruz. Biz bir şeyi becermek, bir şeyi başarmak, bir şeyi sonuçlandırmak veya sonucu tayin etmekle yükümlü değiliz. Ya tabii ki. Böyle bir gücümüz yok. Ya o da değil. Seferle mutlaka yükümlüyüz de. Biz iyi şeyler yapmak. İyi şeyler yapmak. Ülke için, insanlık için, insanımız için, bu memleket için hayatı kolaylaştırmak, hayatı güzelleştirmek ve bu bozguncu üçkağıt sistemini değiştirmek üzere bir çabamız vardı Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte. Evet. Yani hepimiz mahpustan çıkmıştık, 91'de çıktık, kendisi 87'de çıktı, biz 91'de çıktık. Evet. Çıktıktan sonra hücrelerde, hapishanede, koğuşlarda edindiğimiz tecrübelerimiz vardı. Çünkü yalnız kaldığınızda, daracık alanınız daraldığında içiniz genişliyor. Tefekkür imkanı. Tefekkürden de öte yani genişliyor kendisi. Dolayısıyla olup biteni sorguluyorsunuz, yargılıyorsunuz, sonuçlar elde ediyorsunuz. Bizim öyle bir sürecimiz oldu. Dışarı çıktıktan sonra anladık ki Allah'ın birliği, peygamberin risaleti dışında gerçek hakikat yok. Öbürleri beşer. Beşerin şu veya bu şekilde kutsallaştırılması ne kadar yanlış. Her topluluk, her parti kendine göre kutsallar oluşturmuştur. Oluşturmuş. Yani. Siyaset adına. Kendi emelleri adına. Biz de dedik ki o dönem. Bunlar yok olsun. Yani nedir ya? İnsanın bir kutsallığı, yaşamı kutsal. Kendisi Yüce Allah kutsallık izafe etmiş ama insanın da oluşturduğu kalemin kutsallığı yok. Arabanın kutsallığı yok, masanın kutsallığı yok. Televizyonun kutsallığı olabilir mi? Evet, İşte bu yanlış şeyleri düzeltebilmek için siyaset bir anahtardı. Araçtı. Fakat Türkiye'de çok partili, yani 1923'ten bu yana İttihat-ı Terakki'yi de katabilirsin. Siyaset çok affedersiniz, para kazanma aracı, güç elde etme aracı, makam kapma aracı. Bunun dışında bir türlü taşmadı. Halbuki İslam alemi Farabi var. Farabi'nin Fadıl Devlet diye bir teorisi var. Belki birçok insan bilmez de. Farabi der ki Fadıl Devlet'te. Fadıl Devlet'in açılımı faziletli devlet. Erdemli devlet, hizmetli devlet. Yani devletin varlık sebebi hizmet etmektir. Tabii ki. Siyasetçinin de varlık sebebi hizmetkar olmaktır.
ne yazık ki tahakküm sahibi olmuşlar. Siyaset hükmeden konuma geçmiş. Hizmetkarlıktan vazgeçmiş. Türkiye'deki cari sistemi söylüyorum. Hükmeden. Burada da şöyle bir soru çıkmış. Siyasi partiler birer işte yukarıdan aşağı doğru askeri bir yapılanma. Ağalık sistemi var. Feodal yapı var ya. Feodal yapının siyasete dönüşümünü yaşamış. Yukarıda ağ var işte. Lider var. Tek adamlıktan. Altında işte genel başkanlıklar, şimdi ben söylersem bazıları kızabilir, kızsın hiç problem değil. Feodal bir yapı. Ağa, kahya, azaplar marabalar. Ve marabalar. Böyle bir sistem var. O zaman yani Büyük Birlik'te yanlış giden bir şeyler var o zaman. Onlar ya şimdi kesin. Büyük Birliği şu an başında bulunan arkadaş biz kurarken yoktu piyasada. Ben şimdi dosdoğru konuşan bir adamım. Sözü de esirgemeden konuşurum. Çünkü bir dakika sonrası ölebilirim. Yutkunarak mı konuşayım ya, şu dünyada? Ne gerek var? Yutkunmadan konuşacağız. Biz Büyük Birlik Partisi'ni kurarken şu an mevcut olan arkadaş ve bazı oradaki arkadaşların hiçbirisi yoktu. Kurarken idealist bir dünya, dünyaya adaleti hakim kılmak, mazlumların yanında yer almak, doğru nereden gelirse gelsin sahip olmak, yanında durmak, yanlış nereden gelirse gelsin karşısında durmak gibi emellerimiz ve rüyalarımız, ütopyalarımız vardı. Hatta farklılık bir ülkenin, bir toplumun zenginliğidir. Çokluk içinde birlik olunabilir diye teorilerimiz ve geliştirdiğimiz kafalarımız vardı. Dura dura nereye geldi Büyük Birlik biliyor musun? Evrildi. Yanaşma düzeninin bir aparatı oldu. Ya Cumhur İttifakı'nın girmesiyle herhalde devlet imkanı... Hiç alakası yok. Bak Cumhur İttifakı'na girebilir. Millet İttifakı'na girebilirsin. Boşluk İttifakı'na girebilirsin. Doluluk İttifakı'na girebilirsin. Ama kendin kalırsın. Kimliğinle kalırsın. Tabii ki. Kimliksizlik olur mu? Yani. Çok affedersin. Dünyalık 5-10 kuruş paraya, 5-10 kuruş sandalyeye kimliksiz kalınır mı? Biz partiyi onun için mi kurmuştuk? Dedik ki değiş. Değişmiyorsan git. Ben gitmem dedi. Değiştiremedik. Çünkü siyasi partiler de şöyledir. Baştaki ne kadar güçlü olursan ol. Taban seni ne kadar severse sevsin. 7-8 tane ana delegenin yoğunlaştığı ana iller var. Tabii. İlleri, kendileri değiştirdiğin anda... Çünkü sistem şöyle işliyor siyasi partilerde, şu andaki sistem. Delegeyi genel merkezler tayin ediyor. Tayin ettiğin delege seni seçiyor. Değil mi? Çok absürt. Yani. Tam bir... olmuştu başkanım. Hani 2019 yerel seçimlerinde Sivas'ta Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir konuşma yaptı. Cumhur İttifakı iki partidir. Bu ittifakta üçüncü parti yer yoktur diye. Ve Mustafa Dersin'den buna bir ciddi bir itiraz ya, gelmedi. Yani öyle bir insan da değil ki yani. Öyle bir karşı çıkacak, doğruyu haykıracak, yok işte dik duracak. Öyle bir arkadaş mesela değil. Halbuki mesela 95'te Refah Yol'a destek verdiniz ya siz. Mesela 7 milletvekili. Evet. O dönem mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaptığı bir konuşma vardı mecliste. Mesela o tarzda bir konuşma yapabilseydim mesela. Yapamaz da ben kişisel girmeyelim. Kişiliğini bir tarafa bırak. Ben kişisel girmeyelim. Mesele şu. Şimdi biz birisi yanlış bulabilir, birisi doğru bulabilir. Bir duruşun olur. Duruşunu eleştirebilirler ama bir duruşun olur. Silik, işte birinin yanında böyle işte azap duran, yanaşma duran olmaz. Değiştiremedik. Yani tuttuk yasal yollarla, demokratik yollarla bir değişim istedik. Değişim istediğimizde tuttu hemen 7 tane 8 tane ili değiştirdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Batman, Urfa. Bunların toplamı 550 ediyor. Kaç 550 bin, 800 derece var. Ya bak dinle. Değiştiriyor. Değiştirince istediğin kadar sen doğru ol. Sen istediğin kadar doğruları savun. Hiçbir kıymeti yok. Mesela Ankara'ya kayınını yazmış, kayınbabasını yazmış, hanımını yazmış, çocuklarını yazmış, yedi sülalesini yazmış. Delege. Siyasi partiler böyle şu andaki sistem. Ya tabii canım öyle. Ya her parti böyle. Hani... Her parti böyle. Yani... Sana A parti böyle de C partisi farklı canım. Değil. Biz de tuttuk değiştiremeyince döndük yola gidiyorsun. Araba yerde kaldı. Tamirci çağırdık. Değişebilir mi? Dediler ki vallahi bu değişmez. Peki ne olur hiç mi gitmez? Gidemez. Arabanın içinde mi kalalım? Yeni bir araba mı? Araç değiştirelim. Evet. Biz de araç değiştirdik. Bu kadar. Yani siyasi partiler din değil, iman değil. Ya, kutsal yani. Yollar falan değil. Yani. Dolayısıyla siz baktınız ki emelimiz ne? Emelimiz şu. Türk insanını, Türk yurdunda şerefli ve onurlu yaşatmak. Türk ülkesini bağımsız kılmak. Bu mazlum düşen, yere düşenleri kaldırmak. Ve insanca başkasına kul yapmadan insanca yürütmek. Bizim siyaset etme sebebimiz bu. Dinlerin sebebi de bu. Peygamberlerin sebebi de bu. Tabii ki. Anladın mı? Mutlaka. Onun için biz dedik ki, hadi çıkalım bir ezber bozalım.
Türkiye'nin bir 150 yıllık ezberi var. Nedir bu ezber? Kendi kendini tekrar eden nadir ülkelerden birisi. Çok tekrar ediyor. Yani mesela Almanların siyasi hayatına ve geçmişteki ekonomik durumlarına bakıyorsun bir yüzyılına. Ben inceledim. Japonları da inceledim. Bilerek inceledim bu pandemi döneminde. Çok kitap okurken ona baktım. 1900'lerde, 1920'lerde, 40'larda hayat pahalılığından bahseden Alman halkı, gelişmişlikten yani gelişmemişlikten bahseden Alman halkı, yani işte adaletsizlikten yakınan Alman halkı var. Hatta Japon halkı var. 44'te, 45'lerde 2. Dünya Harbi'ne katılıyor iki ülkede. İkisi de yerle bir. Japonlar da yerle bir, Almanlar da yerle bir. Yenilgiyle karşılaşıyorlar. Kalkınma, yeniden kalkınmadan bahseden siyasi partiler kuruluyor. Hayat pahalılığından bahseden siyasi partiler kuruyor. Bu vesileyle oy istiyorlar. Ama 2000'lere geldiğinizde, 2020'lere geldiğinizde hiçbir Alman siyasetçisi hayat pahalılığını öne sürerek oy istemiyor. Adaletsizlikten bahsederek oy istemiyor. Daha yaşamı güçlendirecek, yaşamı çeşitlendirecek, onunla ilgili sana özgürlük alanlarını genişleten, bireyi öne çıkaran, bireyin mutluluğunu öne çıkaran sana gelecek sunuyor. Onunla ilgili o istiyor. Biz 1920'de ne dediysek, ne demişsek, 2023'te de aynısını söylüyoruz. 1920'de Cumhuriyet kurulduktan sonra 23'te işte hayat pahalılığı var. Kalkınma söz konusu. Hukukun üstünlüğü diye bahsediyor. Liyakat kurumunun oluşturulması diye bir çaba var. Her seçimde neredeyse 100 yıldır. Şimdi 100 yıl sonra geldik. Yıl 2022. Şu an iktidar, muhalefet, yeni kurulan partiler. Ne diyorlar? Hepsinin vaatleri aynı. Haydi. Demek ki biz meseleleri sırtımıza almışız, çözmeye devam ediyoruz yolculuğa. Elin adamı çözerek devam etmiş. Biz tek olarak devam etmiş. Sebebi ne? Ya bu bizim demek siyasi partiler kanunu mu? Yani bu sistem. Yani sistem. Bu, sistem ne yapıyor biliyor musun? Şimdi kap düşün. Kabın dibi durmadan çamur üretiyor. Siz yukarı temiz suyu koyuyorsunuz. Dibinden çamur üretiyor. Yukarı temiz suyu koyuyorsunuz. O temiz su temiz kalmıyor. Ya tabii. Kirleniyor. Zemzem de getirsen Mekke'den kirlenmenin dışına çıkamaz. Bizim Türkiye'deki sistem bu. Biz de dedik ki insanı onurlu, şerefli yaşatan bir. İki, yaşam hakkını kutsal sayan. Üç, ibadet ve fikir özgürlüğünün alanını açan. Açan. Evet. Bunu da devlet tayin edemez. Siyasiler tayin edemez. Parası olanlar tayin edemez. Tahakküm sahipleri tayin edemez. Açan bir sistem. Yani Kur'an'ın da öngördüğü. Bütün dini kitapların geliş sebebinin temelde yatan, peygamberlerin geliş sebebi de bu. Ey insanoğlu, kalk ayağa, onurlu ve izzetinle yaşa, kula kul olma, paraya kul olma, tahakküm sahiplerine ram olma diye başlayan sözlerle herkesi insan olmaya çağırmışlar, insanca yaşamaya çağırmışlar. Türkiye'deki siyaset bunu hiç yapmadı. Sadece sadakat sistemi oluşturdu. Sadece tahakküm sistemi oluşturdu. Var ona borç zaten. Korku tabakalar oluşturmaya başladı. Sırf kendisini 5 yıl daha, 10 yıl daha başta tutmak için millete zulmettiler. Milletin önünü açmak yerine onları rüyalarla, onları bir takım işte böyle remzlerle veya simgelerle korkutmaya çalıştılar. İki taraf için de geçerli bu. Yani ben yani A parti. Ne sağ ne sol. Tamam ben, yani. Ben bütün partilerden bahsediyorum evet. Ya. Sağ solu mu var? Yani sosyal demokratı da, solcusu da, sağcısı da, milliyetçisi de, milliyetçisi olmayan da aynısını yaptı. Evet. Aynısını yaptı. Peki sebebi ne bunun? Biz şöyle bir tespitte bulunduk milli olarak. Saltanata ve keyfiliğe ve bu vurdumduğumuzda yol açan bir şey var. Bizi Avrupa'daki siyasi partilerden ve demokratik tahammülden uzak tutan süresiz siyaset hastalığı. Koltuğu bırakamama derim. Süresiz siyaset evet. Hastalığı. Şimdi gelişmiş toplumlarda bir yere bir adam mesela sizinle ilgili ben şunu söyleyeyim görev tanımınızla ve görev sürenizle ilgili eğer gelişmiş toplumlarda görev süreniz bile bellidir. Ya, tamam. Sözleşme yaparlar size. 5 yıllık, 10 yıllık devam edip etmemek yine yani. Görüşmeye bağlı. Elin adamı kendi evini yapıyor. Sizin gavur dediğiniz. Gidiyor dağın başında ev yapıyor. Ev yaparken bir
şey çıkarıyor, tarih çıkarıyor. Şu tarihe kadar bu ev bitecek diyor. Bir de bütçe çıkarıyor. Sen hiçbir Müslümanın, hiçbir Türk'ün, hiçbir Arap'ın, hiçbir Acem'in evini yaparken süre koyduğunu duydun mu? Ya süre de koymuyor, bütçe de koymuyor. Ya bir giriyor mesela, 100 hesaplıyor, 200'den çıkıyor mesela. Ya işte hadise burada yapıyor. Bu kafalar değişmediği müddetçe, halbuki adamın yaptığı İslam. Bütçe koyup süre koyması İslam. Ya tabii ki. Bizim burada siyasetçi geliyor, lider oluyor. Ne kendi biliyor biteceği süreyi, ne partilisi biliyor, ne devlet biliyor. Gittiği yere kadar. Bu ne getiriyor peki? Bu yapı neyi getiriyor? Keyfiliği getiriyor. Saltanatı getiriyor. Yani kendini devlet gibi görmeyi. Vatandaş da öyle konumlanıyor. Diyor ki ne zaman gideceğini bilmiyorum adamın. Bari kendimi öyle konum. Gideceğini bilirse daha farklı davranır. Birey de farklı davranır, toplum da farklı davranır. Onun için dedik ki bu süresiz siyaset aslından Türkiye'yi kurtaralım. Süren olsun. 4+4 anayasal hüküm olsun. Şey değil. Bir partinin iş tüzüğü falan değil. Süresiz siyasetten Türkiye'yi kurtaralım. Anayasal hüküm olsun. 4'ü yaptı. Halk seçti. İkinci kez halk seçerse 4'ü yapacak. 8 yıl oldu mu evine gidecek. Ama her parti de ya bu vaatle geliyor aslında. Hani gelmedi. Ne de geldi? Gelmedi. Mesela 2 dönem. İş tüzük yaptı. Yani ama anayasal hüküm yaptı mı? Yapmadı, tabii ki. Ben anayasal hüküm yapacağım. Ben anayasal hüküm yapacağım. Kendimi de, herkesi de siyasete bakıyorum. 2, delege sistemi kaldırıyorum. Nedir o ya? Oyun. Oyun. Ne kadar üyesi varsa, yani geniş tabanlı bir demokrasiye geçmek için ne kadar üye varsa bütün organları, kararları üyeler belirleyecek. Yani nasıl? Genel başkan üyeler yapacak. Efendim 1 milyon üyesi olan nasıl salona sığsın? Ya salona gerek yok ki. 180 milyon seçmeni olan Amerika uzaktan da seçti. Yapılabilir. Yani yapılabilir, teknoloji buna müsait. Yani. Yapılabiliyor. Onun için delege sistemine hayır, üye seçimin, üyelikle yönetim biçimlenmesi ve partiler yönetilmesine evet. 2, süreli siyasete geçeceğiz. 3, taban demokrasisi. Yani ilçeyi ilçenin üyeleri belirleyecek. İli ilin üyeleri belirleyecek. Genel merkez bütün Türkiye belirleyecek. Buna geçersek ne olur? Türkiye normalleşir. Siyaset Türkiye'de normalleşmezse, demokratik hale getirilmezse biz öbür işleri beceremeyiz. Çünkü siyasetle şekilleniyor her şey. Siyasetle şekilleniyor. Şimdi demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler de demokrasi olmazsa kendi muhalefetini hain ilan ediyorlar. Mesela biz çıktık, bize hain diyorlar. MHP'den ayrıldık, yine hain olduk. O zaman da biz bir türlü hain olmaktan kurtulamadık. Halbuki bizim eğer becermek istiyoruz ve arkadaşlarıma da söylüyorum. Milli yolun içerisinde bizim gibi düşünmeyen, bize de zaman zaman eleştiri yapan aynalarımız olmalı, insanlar mutlaka olmalı. Yani. Ayna olacak ki üstümü başımı temizleyeyim, düzgün tutayım ya. Aynaya kızılır mı ya? Ya ayna sen niye beni şuramdaki pisliği gösterdin? Deneyim mi ya? Eleştiri budur. Bana bir şey söylüyor. Diyor ki sen ters giymişsin ceketi, düzgün tut. Buna ne var? Ya, Hazreti Ömer diyor ya mesela işte biz seni kılıcımıza evet, yerleştireceğiz. Yani. İşte siyaseti değişime dönüşüme uğratacağız saygıdeğer kardeşim. Siyaseti değişime dönüşüme uğrattığımız zaman yani sistem diyorum. Bunun için anayasa var, siyasi partiler seçim yasası var, ticaret yasası bile var. A'dan Z'ye. Ya yani A'dan Z'ye niye? Şimdi öyle bir sistem kurmuşlar ki söyleyeyim. Ya. Mesela bu son güncel olduğu için kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduat. Şimdi kur koruma mevduat deyince parası olanlar bunu anlıyor. Fakir fukaranın bunun ne demek olduğuyla ilgili bir fikri var mı? Parası bankada, bankaya yatacak parası olmayanlar bununla ilgili bir fikri alakası var mı? Olmuyor. Alakası ya devlet parası zaten adamın parası var. Sen ne diye koruyorsun? Parası var. Bankaya koyacak kadar parası varsa bırak onu da alttaki %70 fakiri düşün. Sen ne yapacaksın bunlarla ilgili? Hiçbir projesi yok. Şu anda devlet kara düzen, kara düzen yönetiliyor şu anda. 20 yıldır bu şekilde mi yönetilmiş? Hayır. İlk dönemlerde işi eline verdikleri için, işi bilenlerle istişare ettikleri için az hata yaptılar. Ve 2009'a kadar Türkiye'ye giren sermaye, yabancı sermaye, Türkiye'deki o güne kadar girenin en yükseği. Neden? Para ve yabancı sermaye. Yatırım huzura gelir, güvene gelir, adalete gelir. Eğer bir ülkede adalet duygusu ve inancı tarumar olmuşsa oraya huzur gelmez.
Oraya para gelmez, oraya kalkınma gelmez. Burada işsizliği de önleyemezsiniz. İstihdamla ilgili hiçbir şeyiniz olmaz, önleminiz olmaz. Bunlar bunu bilmiyor. Ya o kadar çok kötü yönetiyorlar ki Türkiye'yi. Yani normalleştirseler her şey normalleşecek. Ya hain, kahraman ikilemi oluşturuyor. Neymiş bir dönem daha yapacağım. Ya 20 senedir yönettin Türkiye'yi mübarek. Getirdin yer nere? İktisadi krizi, çukur. Getirdin milleti topladın, %100 enflasyon çukuruna koyduk. Değil mi şimdi? Evet. %100 enflasyon var, hayat pahalı. Belki daha pahalı. Gece yarısı kalkıyor, millet zam, pompacı bakıyorsun, 2 lira zam gelmiş benzine, mazota gelmiş, işte akaryakıta, doğalgaza, elektriğe geliyor. Bunlar bütün hayatı etkileyen şeyler. Yani zincirleme gidiyor aşağı doğru. Şimdi bu anlayışla sen nereye varacaksın, ne yapacaksın? Var mı bir önerim? Yok. 5 yıl daha ver bana. 20 yıl tutmuş arabayı çarpmış, duvara çarpmış. Benim şoförlüğüm çok iyidir. Hele bir daha 5 yıl daha verin diyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Akıllı toplumlar buralara güler gülerek bakarlar. Ama ya inananlar da var. Var tabii. Niye var? Diyor ki bizim doğu toplumlarının özelliği bu. İşte Araplarda var. Ortadoğu'da var. Yine Asya'nın bazı ülkelerinde var. Bir de bizde var. İnsanların ellerini kanat saymak. Uçan melekler, uçan Allah'ın bize gönderdiği kullar. Ne alakası var ya? Gece uykusu gelir, gider. Bilmem ya. Sensin benim ya. İnsan ya, insan. Bu insanüstü bir varlık değil ki. Ya buna öyle üstün meziyetlerle bezeyip ondan sonra yok efendim AK Parti Genel Başkan Tayyip Bey giderse ne olurmuş? Ne olacak? Bunu soru soran var ya ahmak. Ya biz de mesela tarih diziler seyrediyoruz. Mesela Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul gidiyor. Ülke diyelim çökme noktasına geliyor. İşte geliyor tek başına bir anda ülke yani. Neden o? Sistem. Merkel gitti. Değil mi? Çok evet. Başarılı bir kadındı. Süresi doldu gitti. Hiçbir Alman'ın veya partilisinin evinin önünde nümayiş yaptın aman gitme sen gidersen biz ölürüz dedin duydun mu? Hayır. Hiçbir televizyoncu veya kalem ehli veya gazeteci yazdı mı? Bizde ne diyorlar biliyor musun? Ben şaşırıp kalıyorum akıllarına. Tayyip Bey giderse Tayyip Bey'den sonra ne olurmuş? Ne olacağı belirsizmiş. Zaten böyle bir ülke isek eyvah halimizi. Yani zaten biz millet olamamışız. Öyle bir de yani var bir... Biz şimdi onlara inatlıyım ki ben. Ya biz varız. Muhsin Yazıcı'nın arkadaşları var. Biz varız. Çok affedersin. Onlar iki aylık seyislikleri var. Hayatı boyunca. Yangını görmemişler. Ateşi yaşamamışlar. Biz ateşte yanarak geliyoruz. Biz hücrelerden geliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Biz hayatın girdaplarından çıkıp geliyoruz. Onun kitapta okuduğunu biz yaşayarak görmüşüz. Onun için millet, ben buradan sesleniyorum Türk halkına, Türk milletine. Yeşe kapılma, umutsuz olma. Daha güzel bir gelecek seni bekliyor. Şu anda daratılmış bir Türkiye yaşıyorsun. Korku Türkiye'si yaşıyorsun. El düzeniyle, kara düzeniyle yönetilen bir ülke yaşıyorsun. Adaletin olmadığı, liyakatın olmadığı, sadakat sistemiyle yönetilen bir ülke yaşıyorsun. Bırak bunları, kır zincirini. Onun için dedik ki özgür birey, özgür toplum projemiz var. Özgür birey, özgür toplum projemiz var. İki, süreli siyaset, tek siyasete adalet projemiz var. Çok farklı şeyler söylüyoruz. Biz bir parti değiliz. Biz inkılapçı bir ruhun hareket alanıyız. Yani temsilcileriyiz. Ya, özgür bir ruhun temsilcileriyiz Allah'ın izniyle. Türkiye'de çok şeyi değiştirip dönüştüreceğiz. Değiştiremezse mümkün değil. Aynı arabayla gideceğin yer aynı yer olur. Öyle. Arabayı değiştirmek lazım. Yani donatmak lazım arabayı yeni şeylerle. Çünkü artık hız çağı. Öyle eski arabayla ben vitesi bilmem ne yapacağım da 200'e çıkar. Öyle olmaz. Yani gideceği yer sekte. Yöntem deneyerek hani sonuç beklemek. Yanlış var. Doğru. Çok saçma. Onun için kimse umutsuzluğa kapılmasın. Milli yol onun için kuruldu. Onun için çıktı. Yoksa büyük bilim %1'ini alsam ne olur, ikisini alsam ne olur? Ya, tamam. Biz ne yapacağız ya? Deli miyiz biz ya? Allah'a şükür biz kafası çalışan insanlarız. Öyle bir şey olabilir mi? Herkes rahat olsun. Biz Allah'ın izniyle bu işi biliyoruz ve projelerimizle birlikte milletin önüne bir proje koyarak iktidar talep edeceğiz. Bir gariplik daha var Türkiye'de. Adam parti kurmuş. 26 tane parti seçime girecek. 2 tane aday var. Öbür partiler öbürlerini işaret ediyorlar. Ya öyle mecbur bırakıyorlar. Ya. Sistem üçkağıt sistemi. Sistem üçkağıt sistemi. Oradan pazarlık yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Eskiden
Millet oyunu verirdi. Millet giderdi mecliste oturur konuşur koalisyon kurardı. Şimdi daha seçim meçim olmadan birkaç sene önce masalar kuruluyor. Masalarda al gülüm ver gülüm papaz oynuyorlar. Bunu da reddediyoruz. Bu hareket Milli Yol Hareketi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolu bu. Bu yol adalet yolu. Bu yol vicdan ve merhamet yolu. Bu hareket kendi adayını milletin önüne koyacak. Ya başkanım, zamanında mesela Alparslan Türkeş'in oğlu Turup Türkeş, Aydın'ın Türkiye Partisi bir parti kurdu. ATP gibi, Alparslan Türkeş Partisi gibiydi. Ya şimdi Milli Yol'da hani MYP, Muhsin Yazıcıoğlu Partisi gibi anlamlandırılıyor. Ya bu şu mu yani? Biz Muhsin Yazıcıoğlu, biz temsil ediyoruz. Ben o iddiada değilim. Ya biz beraber partiyi kurduk. Beraber düşünceler oluşturduk. Yani mesele şudur. Bir insanı değil, fikirler, ya, düşünceler, ya. Yaklaşımlar, hayata bakış. Onun fikrini biz yaşatıyoruz. Ya, fikirleri olsun, siyaset etme adabı var, edebi var, usulü var. Ya Muhsin Yazıcıoğlu milletin bir kaybıydı. Muhsin'i kaybı. O yani işte Hazreti Muhammed'in yolu, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin yolu, Alparslan'ın yolu, Gazi Osman'ın yolu, Osman Gazi'nin yolu. Dolayısıyla bunlar birer simgedir, birer işarettir, birer ışıktır. Bu ışıklardan sen nemalanacaksın, yolunu alacaksın. Muhsin Yazıcıoğlu da böyle birisidir. Yani nemalanması gereken, fikirlerinden, düşüncelerinden, yaşantısından ders alınması gereken bir insandı. Bu şekilde bakıyoruz. Yoksa öyle motomot bir işte şöyle, o tür şeylere de gerek yok. O iddiada değiliz. Biz beraber zaten cezaevinde de beraber yaşamışız. İçeride dışarıda da beraber yaşamışız. Beraber yol yürümüşüz. Zaten o yolun yolcusuyuz yani. Beraber kurmuşuz partiyi. Fikirlerimiz var. Düşüncelerimiz var beraber. Milli Mutabakat yazırken ben de kalem ehliyim. Orada benim de emeğim var. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Biz ne Büyük Birliğin %1'ine talibiz veya 0.5'i şu anda aşağı doğru inmiş. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin %8'ine talibiz. Biz milletin hepsine talibiz. Yani hepsinin oyuna ve vicdanına talibiz. Zaten böyle yapacağız. Ve bizde şu da yok, onu da söyleyeyim. Madem siyaset yapıyorsunuz, şunlar bizim seçmen, bunlar bizim seçmen değil. Belki şu anda Sosyal Demokrat Partileri söylemeyeceği sözleri söylüyoruz. Çünkü insan eksenli bakıyoruz. Merhamet eksenli bakıyoruz. Vicdan eksenli bakıyoruz. Liyakat eksenli bakıyoruz. Ben kuracağımız sistemde veya iktidarda kendi partimizi aramayacağız. Kendi arkadaşımızı da aramayacağız. İşi bilenleri arayacağız. Velev ki işi bilenler bizimle inanç bağı bile olmasa. Düşünebiliyor musun? Ne mutlaka. İnanç bağı bırak olmasın. Ama işini yapsın, bu millete, bu insanla faydalı olsun. Bilimin dini olur mu? Olmaz. Allah'ım yarabbi. Ya ben bazen bu man kafalara şaşıyorum. Kardeşim bırakın işini bilenleri yapsın. Senin partilin ya arama. Sen niye sadaka sistemi kuruyorsun ya? Sebep ne ya? Niye? Saltanatı devam ettirmek için. İşte itirazımız var. İtiraz etmekle kalmadık. Böyle geldi, böyle gitmeyecek dedik ve çıktık yola. Yoksa büyük birlikle, küçük birlikle alakamız yok ya. Tabii orada siyaset yapmış olabiliriz. Orada gördüğümüz tek şey ne biliyor musun? Türkiye'deki pisliği gördük. Adam şahsında bir pislik gördük. Pislik nedir? Siyaseti yeme içme aracı haline getirme. Getiremesin. Karışmayın. Hadi git. Gitmem, delege değiştirdi. Öyle oldu yani. Ne yapalım Allah Allah. Ben ne yapayım yani? Ya başkanım yine şöyle bir iddia var. Ya sizin parti Mansur Yavaş'ın finanse ettiği söylüyor. Kim? Mansur Yavaş'ın. Tövbe yarabbim. Ya öyle bir dolaşıyor. Şimdi Mursun Başkanı. MYP Mansur Yavaş Partisi gibi de yani yorumlanabilir mi? Öyle İyi bir, dedin. Bir Servet Avcı var orada. Hani başlanmış. Söyleyeyim sana. Eski zamanı. Arkadaşım söyleyeyim sana. Beraber yani Gündüz Gazetesi'nin. Söyleyeyim size de bilin diye söyleyeyim. İyi ki sordum. Ben ilk kez duydum bu soruyu. Şeyde, böyle bir şeyi de ilk kez duydum. Şimdi Mursun Başkan'la biz yola çıktığımızda iddia ettiler. Dediler ki Turgut Özal bunlara şu kadar para vermiş. Turgut Özal o zaman Cumhurbaşkanı. Şimdi ya birbirimizle konuşuyorduk biliyor musun? Bu siyasetin ne yazık ki herkes kendi sanarmış ya karşıdakinde. Ya bu para neredeymiş dedi Muhsin Başkan. Bir gülüsü gösterse de dedi harcayalım dedi. Şimdi ben Mansur'la bir günden bir güne oturup konuşmuş değilim. Bir günden bir güne oturup konuşmuş değilim. Hatta 2014 seçimlerinde aday oldum. Ankara Büyükşehir adayı. Falanca çıkarttı, öbürü dedi ki filanca çıkarttı. Halbuki biz özgür bir bağımsız insanlarız ki Allah'a şükür
kimsenin emrine veya parasına, puluna, makamına amade olacak durumda değiliz. Hayatımızı yutkunmadan yaşamışız şükürler olsun. Yutkunmadan. Sözümüzü, sonucu ne olursa olsun, velev ki hapishane olacak, sözümüzü esirgemeden yaşamışız. Dolayısıyla bunlar laf-ı güzaf. Siyasetin yalanları, iftiraları. Bir günden bir güne kendi arkadaşlarımızın oluşturduğu çıkın dışında birisi ispat eder veya gösterirse falan yerden para geldiğini herkesin huzurunda siyaseti noktaladığımı ve iftira yalancı olduğumu söyleyebilirim o zaman. Anlatabildim mi? Bu kadar iddia. Onun için arkamızı önümüzü arayanlar milleti görürler, bir de Allah'ı görürler. Başka kimseyi göremez. Rahat ol. O zaman başkanım, siz ne Cumhur İttifakı'nda ne Millet İttifakı'nda? Şu anda. Yani nedir? Arkadaşlar işaret edeceğiz tabii. Evet. Ben şimdi tutup da bu benim şahsi görüşüm olabilir ama arkadaşlar işaret ettikten sonra arkadaşların göstereceği yolda gidebiliriz. Ama bu benim şahsi fikrim. Bir parti kuruyorsanız iddianız var demek. Yani. Partiyi kurup da işte daha iyi yönetir dediğiniz adamı işaret edeceksiniz bir başka partinin genel bunun başkanını. Yok zaten. Yani o zaman git yanına dur. Daha iyi yöneteceksin. Sen ne işin var? Yani. Öyle mi? Ya önceden öyle de bu ittifak sistemi olmadan önce burada da her var. Parti yani burada da var aslında. Yani, bütün siyasi partiler aday olarak çıksa ne olur? Yani. Ne olur yani? Başbakanlık o zaman yürütmenin başı neydi? Başbakanlık. Yani. Şimdi yürütmenin başı ne? Cumhurbaşkanı. Ne değişti? Ay yürütmenin başı eskiden başbakandı. Çıkıyordunuz başbakan olmak için yarışıyordunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı yani yürütmenin başı Cumhurbaşkanı onun için yarışın. Sistem üç kağıda döndü. Dört kağıda döndü. İtirazımız zaten buna. Üç kağıda döndü. Biz ezber bozacağız. 150 yıllık Türkiye'deki o tekrar ezberini bozacağız. İki bu ezberleri de bozacağız. Ülkücü bir aday çıkaracağız. Şehit olması gerektiğinde çağırdığımız gel artık görev senin, vatan senden bilmem ne bekliyor dediğinde koşa gider gittik mi? Gittik. Hapishanelerde lazımsınız git, yatın dediler yattık mı? Yattık. Ülke yönetimine bizi layık görmediler. Şimdi görsünler bakayım. Ülke yönetimine talibiz. Allah'ın izniyle. Başkanım teşekkür ederiz. Benim sorularım bunlardı. Ben teşekkür ederim. Ben şunu diyorum. Türk milleti hiçbir zaman mutsuz olmasın. Umutsuz olmasın. Evet. Biz varız. Milli yol var. Biz varız. Biz ateşten yanarak gelen bir neslin temsilcileriyiz. Onun için bana demiyorum ki siyasetin o lüzumsuzluklarını demeyeceğim. Klişe laflarını da demeyeceğim. Güvenin biz daha iyiyiz, daha uçarız, kaçarız değil. Bizi takip edin, söylediklerimize, yaptıklarımıza bakın. Eğer birbirine uyuyorsa ve vicdanınıza da oturuyorsa bizimle beraber olun ve bizle devam edin. Yok baktınız ki biz öbürlerine benziyoruz, elinizin tersiyle silin atın. Ben milletin borçsuz bir dünya, borçsuz bir gelecek diliyorum millete. Çünkü şu an Türkiye borçla hayatını devam ettiriyor. Bir buçuk, çünkü tabii zaman şey olunca söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin iç borcu 1,5 trilyon dolar. Bir iç borcu. Bu 1,5 trilyona ne kadar faiz ödüyor? Söyle bana. Ha, biliyor musun? 14 mi resmi faiz? %20 ise? Bak 1,5 ana borç var. 2 trilyon da şey ödeyecek. Faiz ödeyecek. Faiz. Sen nereye, nasıl bir ülke olur, böyle bir ülke olur mu? Nereye varırsın? Yani esnaf olsa borcu borçla kapatıyoruz. Borcu borçla kapatıyoruz. Borcu borçla kapatıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Suudların kapısını çalıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısını çalıyoruz. Katar'a asker yolluyoruz. Oradan 5-10 kuruş. Öbürden 5-10 kuruş. Üretim yok. İstihdam yok. Aha gençler. Bir Muhammed vardı. Bilgisayar. Ben geçen programda da söyledim. Muhammed bilgisayar mühendisiydi. Burada mutlu olamadı. Geçen bir baktım Amerika'dan bana telefon açıyor. Ne oldu Muhammed neredesin dedim. Amerika'da. Hayırdır ne yapıyorum? Mutluyum burada dedi. Evimizde benim kızım da bu sene üniversite kazandı işte ODTÜ matematik. Hedefi direkt akademisyen olup yurt dışına gitmek. Gençler yurt dışına gitme. Siz şu anda Türkiye'nin altı oyuluyor. Genç demek yarın demek. Yarının bitiyor senin. Tabii ki. Niye bitiyor? Çünkü sen tutmuşsun korkutuyorsun bir korku toplumu oluşturmuşsun. İki, gencin umudu yok ya. Yarına ait umudu yok ya. Umudu. Bırak müşahhas şeyden bahsetmiyorum. Umuttan bahsediyorum. Umut yok. Umutsuz hale getirmişsin toplumu. Kalkmış. Ya ben hayret ediyorum bazen televizyonda. Eskiden alimler derdi ki bir konuşuyorsan iki dinle. Şimdi beş konuşuyorlar hiç dinlemiyorlar. Değiştireceğiz. Değişmeden olmaz. İnkılapçı bir ruhla
Bu sistemi değiştireceğiz Allah'a emanet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun. Çalışmanıza başarılar. Sağ olun, Allah razı olsun. Bugün de şey konuşmadım. Sonra geldik. Misafirimiz Milli Yol Partisi Genel Başkanı Cem Çayır'da. Ben de programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.